Evet merhabalar. Bu videomuzda tabloları göreceğiz. HTML ile nasıl tablolar oluşturabileceğimizi göreceğiz. Öncelikle bir tablo oluşturmak için ilk etiketimiz, en temel etiketimiz tabii ki table etiketi. Ve şu an live server'ın vesaire hepsi açık. Şimdi burada ilk olarak kullanacağım şey tr etiketi. Tr aslında açılımı table row demektir. Ve satırı, bir satırı temsil eder. Mesela bu benim bir tablo oluşturuyorum. Tr demek bu bir satırdır. Daha sonra ben ikinci satır, ikinci TR eklediğim zaman ikinci satır eklerim. Üçüncü satır eklediğim zaman TR, üçüncü satır eklerim. Ve bu TR'lerin altına ise TD'ler oluştururuz. TD ise Table Data demektir. Buraya ise gireceğimiz veriyi gireriz direkt. Örneğin mesela test 1, test 2 ve test 3 diye 3 farklı veri girdim. Bakın yan yana geldi bunlar. Fakat şu an bu tabloya benzemiyor. Peki çünkü yani kenarlıkları vesairesi yok. Tabii ki aslında bir tablo bu. Fakat kenarlık ekleyelim bunu. Daha rahat belli olsun tablo oldu. Bunun için ise table'ın attribute'ler arasında border eşittir 1 piksel diyeceğim. Ve bakın 1 piksellik bir border geldi etrafına. Şimdi ben buraya bir tr daha ekleyeyim. Ve aynı şekilde şunu kopyalayayım. Hatta şunu kopyalayayım. Bir tane daha kopyalayayım. Böyle görelim. Hatta biraz yakınlaştırayım. Şimdi bir tane etiket göstereceğim. O da başlıklar. Ya yani ben buraya test 1 yazmak yerine bunun içine başlık yazmak istersem ne yapacağım? Onun için ise TD olan table data yerine TH kullanacağız. Mesela işte isim veya şöyle yapalım. Ad, soyad ve tarih diyelim. Buraları ise tamam bu şekilde kalsın buralar. Ve bakın buraları otomatik olarak bize başlık yaptı. Tabii ki bu verilerin sayısını arttırabiliriz. Bunun dışında şöyle bir şey göstermek istiyorum. Genelde tablolarda şöyle bir şey yapılır. Bu normalde sizin görünümünüzde hiçbir şey değiştirmez. Fakat daha düzgün kodlama yapmak için daha mantıksal olması açısından. Buralara TH deriz. TH etiketi açarız. Başlıkların olduğu kısmı TH'nin içerisine. Verilerin olduğu kısmı ise TBody'nin içerisine alırız. Ve bir Visual Studio Code'un bir kısaltması olan Shift Alt F yaptığımız zaman bütün boşlukları ve tabları düzeltiyoruz. Daha önce bahsetmiştim. Şuraya bir tane de boşluk atalım. Bakın hiçbir şey değişmedi fakat çok daha mantıksal olmuş oldu. Ki ileriki videolarda biraz daha sebeplerini açıklayacağım bunların. Göstermek istediğim bir şey daha var. Tablolarda satırları ve sütunları nasıl birleştiririz? Yani ben mesela burada iki farklı satır olmasın da şu iki satırı birleştireyim istiyorum. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Bakın test 1, test 2, test 3 yazmıştım. Hatta şunlara da 5, 6, 7 yazalım. Örneğin ben mesela bu test 1'in 2 sütunlu yer kaplaması, 2 satırlık hatta sütunluk pardon, 2 sütunluk yer kaplamasını istiyorum. Bunun için şöyle yapıyorum. Call span diyorum. Pardon, evet call span eşittir. 2 dediğim zaman bu bakın, tabii şunu bir tanesini silmem gerekiyor. İkilik yer kapadığı için bir tane boşluk oluştu. Bir tanesini sildim. Bakın şu an bu test 1, hatta bu yazıyı biraz daha büyütelim. 1, 2 birimlik bir hücre kaplıyor. 2 hücre kaplıyor kuramadığım cümleyi. Veya bunun yerine de mesela 3 de yapabilirdim. 3 yapsaydım bunu da silecektim. Çünkü 3 adet başlık oluşturdum. 3 adet veri olması gerekiyor. Bakın şu an 3 yeri de kendisi kaplayabiliyor. Bunun bir de sütun olarak, pardon satır olarak değil de sütun olarak var. Ben bu call span'i sileyim. Biraz geri alayım. Eski haline döndürdüm. Onun yerine row span yaptığımız zaman da sütun şeklinde belirttiğimiz sayıyı kaplıyor. Bakın 2 yaptım. İkisini kapladı. Tabii ki bir tanesini silmem gerekiyor. Hatta bir tane değil. Bir dakika. Şu anki hali bu şekilde. Row span eşittir 2 yaptım. Pardon. Tabii ki. Şimdi row span 2 yaptığım zaman test 1'in altına gelen karşı değer neydi? Bakın. Alttaki değer ne? Test 5. Demek ki test 5'i silmem gerekiyor çünkü. Altındaki değer o. 2 yaptım ve test 5'i de sildim. Bakın. Test 1 ikilik yer kaplamaya başladı. Bu şekilde tablolarımızı hücre birleştirmesi yapabiliyoruz. Bu şekilde veriler ekleyebiliyoruz. Tabii ki bu işin biraz daha güzel gözükme kısmında, daha tasarım kısmı, animasyon kısmına, CSS kısmına geleceğiz. Fakat her etikette olduğu gibi bunun da girip referansını okumayı unutmayın. Çünkü tabii ki göstermediğim birçok etiket var. Tek tek hepsini göstermiyorum. Mesela hızlıca bakalım. Align hizalama ile alakalı. İşte border'ını yapmıştık. Background color. Burada tabii ki hex kodu, hexadecimal kod girmeniz gerekiyormuş. Onun dışında bakıyorum frame, rules, cell spacing. Mesela cell spacing diye bir durum varmış. Bakalım mesela nasıl bir şeymiş. Tabii ki bu. Mesela şöyle diyelim. 5 piksel desek. Bakın her hücreler arasında 5'er piksellik
boşluklar koydu. 15 piksel desem daha büyük koyacaktı gibi birçok attribute var. Bunların tabii ki de referansına girip incelemeniz gerekiyor. Bu videoluk bu kadar.